Merhaba Simge Fıstıkoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sözü hiç uzatmayacağım. Stratejist Tunç Çatıroğlu ile sohbetimizin ikinci bölümündeyiz. Borsaya dair beklentileriniz, Evet. izleyicilere vereceğiniz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte öneriler neler? Şöyle şimdi kısa vadede borsada bir yükseliş olması normal. Seçimlerden sonra böyle oluyor. Ben de bu şekilde yorumlarım olmuştu. Hatta demiştim ki yani 4800'e kadar falan bir yükselişler olması normal. Dün yaptığım yorumda hatta işte belki 5000'de olabilir demiştim. Yani burada anlatmaya çalıştığımız şey kısa vadeli bir yükseliş. Çünkü borsanın artması için biraz para girişi olması lazım. Para girişi neden olacak? Nereden olacak? Bir kere ona bakalım. Şimdi mevcut durumda borsadan para çıkıyor ama kur korumalı mevduatta para artıyor. İnsanlar kur korumalı mevduatı tercih ediyorlar. Şöyle bir bakıyor adam. Diyor ki 6 ay önceki seviye neyse borsada şimdi de o. 6 ay bu insanlar endeks bazında bir para kazanmamış gözüküyor. Endeks 6 ay önceki seviyeyle aynı belki ama hisseler işte daha da bilmem öncesi gibi kayıplar daha fazla vesaire gibi şeyler söyleniyordu. Onları da ayrı tutuyorum. O zaman biraz daha böyle garantici olan insan diyor ki korumalı mevduat iyi zaten doları salıyorlar. Dolardan kazanıyorum. Bir şey olursa da TL faizi de alacağım. Öbür tarafta ne diye bir risk alayım diyor. Onların gelmesi için bir şeylerin değişmesi lazım. Ne değişebilir? Bundan sonra kur korumalı mevduat diye bir şey kalmadı. Hadi güle güle denebilir. Öyle bir şey olması mümkün mü? Hayır. Bundan sonra daha dolar artmaz. Bak artacağı kadar arttı. Görüldüğü gibi de işte bundan sonra da artacak gibi durmuyor denir. Öyle bir şey de yok. Hazır şimdi başlamış yeni artmaya. O zaman bu kur korumalı mevduatın daha da biz artmasını bekleriz. Ya da işte insanlar dolarını, eurosunu, altınını bozup kur korumalı mevduata gelmeyenler de orada kalmasını beklesin. O zaman adam gelmiyor zaten. Dışarıdan bir para gelir mi? Hani Mehmet Şimşek geldi diye dışarıdan bir para gelir mi? Mehmet Şimşek için gelmez dışarıdan para. Siz burada bu enflasyonundan mücadeleyi nasıl yapıyorsunuz derler. Bir de sizin ülkenizde döviz artmaya devam edecek mi bu kadar? Siz bunu kontrol edemiyorsunuz artık denir. Çünkü paranız değer kaybediyor. İşte mesela Jim Rogers öyle demişti. Dedi ki kendi parasını işte değer kaybettiren bir yere ben yatırım yapmam dedi. Dolayısıyla belki bir yatırım gelecekse de bu kurdan gelmeyecek yani. O zaman uzun vadeli yatırım için uygun görmüyorum. Kısa vadede bir yükseliş seçimden sonra her zaman olabilir. Seviye konusunda yanılabiliriz. Yani 4800 deriz, daha yüksek bir seviyeye çıkar. Zaten bugün 4900 olmuş, 5000'de olabilir demiştim. Daha bir yüksek seviyeye de çıkabilir ama uzun vadeli yatırım için, yani bir yıl ve sonrası için benim görüşüm ilk etapta dolar bazında endeksin 150 dolara gelmesidir. Orada bir destek vardır. Oradan tekrar bir değerlendirme yapalım derim yani. Çünkü bu sürdürülebilir bir ekonomi yok. Burada çok ciddi riskler var. Bu risklerin hiçbiri ortadan kaldırabilecek bir yapı da yok ortada. Yani çünkü burada kredilerde çok sıkışıklık yaşanabilir ve bu birçok firmada nakit akışı problemleri yaratabilir. Nakit akışı problemi bir firmayı batırır. Çünkü bankalara diyorsunuz ki sen şu kadar faiz verebilir, bu kadar faizde ticari kredi verebilir. İşte dövizi ne kadardan alıp satacağına karışıyorsun. Kime döviz satacağına karışıyorsun. Hangi krediyi ne kadar faiz vereceğine karışıyorsun. Onu daha fazla veriyorsa bu parayı nasıl yöneteceğine karışıyorsun. Zorla ona hazine bonosu aldırıyorsun. Yani bankanın her şeyine karışıyorsunuz. Bankanın elindeki bütün seçenekleri elinden alıyorsanız bankaya bir tek şu seçeneği bırakmış oluyorsunuz. Sen bu işi yapıyor musun? Yoksa yapmıyor musun? Ve banka bir gün kalkıp derse ki ben oynamıyorum arkadaş. O ben oynamıyorum arkadaş dediği günde de Türkiye'de çok büyük bir nakit akışı krizi çıkar. İş oraya doğru gidiyor. Sürekli olarak bankaların üzerinde baskı yapılıyor. Sürekli olarak bankaya onu yapamazsın, bunu yapamazsın diyor. Yani bu böyle bir şey olmaz ki.
ekonomi yönetimi olmadı. Yani ne burası komünizm mi? Yani komünizmde banka olmaz. Yani burada sürekli olarak bankanın ne yapacağına karışıyorsan nasıl bir şey ki, ekonomi yönetimi ki o zaman? Borsaya yeni girecekler kurdaki artışı beklemeli mi? Yoksa bunun çok iyi bir sonucu olmaz mı sizce? Şimdi borsaya niye giriyorsunuz? Bir kere girmek zorunda mısınız? Bak ne diyoruz? TL varlık riski almayın diyoruz. Şimdi borsaya girdiğiniz zaman TL varlık riski alıyor musun? Alıyorsun. Niye giriyorsun yani? Yani bu çok anlamlı bir şey değil. Ben o yüzden tavsiye etmiyorum diyorsam, tavsiye etmiyorum dedikten sonra işte şimdi mi gireyim yoksa dolar çıkınca mı gireyim gibi şeylerin bir anlamı yok. Bak ama ne diyorum? 150 dolar endekse geldiğinde bir daha değerlendireceğiz. Altından önce KKM'yi mi konuşalım? Ne dersiniz? Kur korumalı mevduattaki paranın 121 milyar dolar olduğu söyleniyor. 121,5 milyar dolar. Merkez Bankası rezervlerinin de brüt rezervlerinde 105 milyar dolar olduğu söyleniyor. Demek ki kur korumalındaki paranın hepsi çıkıp dolar almak istese öyle bir dolar yok. Almak zorunda mı? Dolar artışı ne kadarsa zaten TL'de de aynısını almıyor mu dediğiniz zaman orada da kur korumalında belli bir faiz var. O faizin üstün o kadarını zaten banka veriyor. Onun üstüne olursa işte hazine veya işte Merkez Bankası'nın dönüşümüne göre onlar karşılayacak. Yani burada bankalar yüksek bir mevduat faiziyle para topluyorlar. Ticari kredileri 14,5'la veriyorlar. Yani 32 ile mevduat toplayıp 14,5'la vermek çok bir şey değil. Dolayısıyla mesela kur korumalı mevduat devam edecekse bu durumda bu ticari kredileri bankalar vermek istemeyecekler bu kadar düşük faizden. Ve bu kadar biz tahvil almak falan da istemiyoruz diyecekler. O ticari kredilerin devam etmesini istiyorsak ki istemek zorundayız. Göz göre göre şirketler mi batsın? O zaman bankaların belki bu menkul kıymet tesisi adı altında çok fazla tahvil dayatmasından vazgeçmek ya da en azından gevşetmek gerekir. İşte onu gevşettiğiniz zaman o zaman bu adamların elinde %7,5-8, işte 8'lik 9'luk falan bonolar var. Bunları kime satacaklar? Kim alacak? Kimse almayacağı için birdenbire tahvil faizleri fırlayacak. İlla ki bu sefer ülkede faiz artışı olmuş olacak. O da bütün dengeleri değiştirecektir. Bu sefer ha bak faiz tahvillerde daha iyiymiş falan, biz oraya gidelim falan gibi şeyler olabilir. İstenmeyen sonuçları olur. Bu işin sonunda mutlu son yok herkes için. Öyle bir yapı kurulmuş ki bu bir yere kadar gidecek. Bir yerde de duvara toslayacak. O duvara tosladığı yerde bunun üç tarafı var. Birincisi hükümet, Merkez Bankası artı hazine. İkincisi bankalar, üçüncüsü de mevduat sahipleri yani Moody'ler. Bu üçü için birden mutlu son yok bu işte. Yarışma programı vardı. İnsanlar işte orada yarışıyorlar. Sonunda da böyle çıkıyor sunucu. Diyordu ki, you are the weakest link. Burada zayıf halka sensin. Hadi güle güle diyor. Şimdi bu üç taraftan hangisi zayıf halka olacak? Keşke herkesin kazandığı ekonomi sistemi olsa. Olur aslında. Yani mesela bana insanlar şunu söyler. Hep de faizi savunuyorsun. Hiç mi faizin olmadığı ekonomi yok? Faizsiz ekonomi olamaz mı? Böyle yani hocam hiç bir yolu yok mu falan. Ben de diyorum ki ya bu nasıl bir cehalet ya? Zaten vardı işte oraya da Avrupa Birliği deniyor. Değil mi? Avrupa'da faizler hatta eksiydi uzun bir süre. Geçen sene faizleri sıfıra getirdiler. Faizin olmadığı bir ekonomi, Euro bölgesi ekonomisi şu anda da çok fazla değil. Elbette ki mümkün. Siz de Avrupa Birliği gibi bir ekonomiye sahip olsanız, siz de Euro gibi sert para, rezerv para denilen bir paraya sahip olsanız, siz de Avrupa'daki gibi bir hukuk altyapısını sahip olsanız, bir hukuk normlarını buraya getirseniz ve uygulasanız sizin de olur. Piyasalara falan güven veremiyorsanız, son 5 yıl içerisinde uluslararası para ticaretine konu olan para birimleri içerisinde Arjantin pesosu,
Mısır poundu, Sri Lanka rupisi hariç bütün paralar karşısında değer kaybetmişse paranız, o zaman olmaz, kusura bakmasın kimse yani. Bütün işimiz bir tane Mehmet Şimşek'e kalmış durumda. Yani ve bizim insanımız o zaman diyor ki ben paramı ne yapayım? Kur korumalı mıyım gideyim? Altın mı alayım? Arabamı alayım? Gayrimenkul mü alayım? Gayrimenkul işte burada düşecek deniyor. Orada mı alayım? Orada aldığım şey işte home office olarak kullanılan bir yer mi? O zaman kiraya verdiğim zaman iş yeri diye kiraya vermiş oluyorum. %25'e takılmıyorum bilmem ne falan. Bunlarla kafa yoruyor adam. Bana diyor ki bir takipçim. Ben uzman doktorum. Şu kadar sene tıp okudum, bu kadar sene uzmanlık okudum, üzerine bu kadar sene çalıştım. Ben bunları bilmek zorunda mıyım? Maalesef öyle. Burada bilmek zorundasın. Başka türlü hayatta kalamıyorsun. Yani benim gençliğimde insanlar giderdi, döviz büfesinden mark alırdı maaşını alıp. Biz gene aynı noktadayız. Mark yok sadece bugün. İnsanlar alırdı. Yani bedelli askerlik... Bedelli askerlik içinde dediler ki buraya mark getireceksiniz. 15 bin mark. O markı gidip döviz büfesinden alıyordunuz, götürüp Ziraat Bankası'na yatırıyordunuz. Böyle bir garabet, bir işler vardı yani. E şimdi bugün gelinen noktada yabancıya ev satalım, bize dolar gelsin falan diyoruz yani. Lirasıyla maaş alanlar enflasyondan korunmak için ne yapmalı? Sizce ne yapmalı? Yatırım yapmamız gerekiyor. TL varlıklara yatırım yapmamanız gerekiyor. Bunların başında mesela Eurobond alabilirsiniz. Vergisi var, öğrenin. Çok karışık bir iş değil. Vergi vereceğim diye insanlar böyle gelirden oluyorlar. Çok karışık bir iş değil. Verginiz ne verir, ne olmuş yani. İkincisi, yabancı piyasalara yatırım yapan fonlar var. %10 stopaj kesiliyor sadece. Onlara yatırım yapılabilir. Altın alınabilir. Hatta yabancı piyasalarda işlem yapıp, doğrudan işlem yapıp oradan fonlar alınabilir. Ve onların da vergisi tabii ki gelir vergisi beyannamesinde beyan edilip ödenebilir. Yani o kadar büyük bir yatırım evreni var ki insanlar bunu bilmiyorlar. İşte bana diyor ki adam benim faiz hassasiyetim var. Ben faizi para yatırmak istemiyorum, dolar da almak istemiyorum. Ben ne yapayım? E arkadaş, senin gibi faiz hassasiyeti olan dünyada milyonlarca insan var. Şeriatla yönetilen ülkelerde yaşayan yüz milyonlarca insanlar var. Ve onlar da senin gibi yatırım yapmak istiyor. Gidip gideyim Türkiye'de katılım endeksi alayım, bilmem ne alayım diye mi uğraşıyor adam? Yani hem Dow Jones'un, hem MSCI'ın, hem de S&P 500'ün içerisinde yani böyle şeriata uygun yatırım araçlarından oluşan endeksler var. O endekslere yatırım yapan da fonlar var. O yüzden burada sukuk mu alayım, altın mı alayım, bilmem ne mi alayım. Hisse şeysi diyor. Adam hisse ben Ford Otosan mı alayım, Tüpraş mı alayım? Arkadaş işte Nvidia ben videolarımda söylemiştim. Var Amerika'da. Tesla'sı var, Amazon'u var, Microsoft'u var. Warren Buffett'ın yatırım yaptığı Apple'ı var. Bank of America'sı var. Yani bu var oğlu var. Güvenli livanda sığınmak isteyenler varsa onlar için ben bir altın sormak isterim size. Altın konusunda altın çok uzun vadeli düşünülmesi gereken bir şey. Ya bu sene altında para kazanacağım diye girerseniz hüsrana uğrayabiliyorsunuz. İki sene para kazanmayabiliyorsunuz. Üçüncü sene kazanabiliyorsunuz. Öyle bir şey altın. Yani o geçmişte altının çok yükseldiği zamanlarda önemli bir takım olaylar olmuştu. Şimdi bir daha öyle bir şeyler olur mu? Olabilir. O yüzden denir ki paranızın bir kısmı altında dursun. Yani yabancı adam bazısı hiç altın almaz. Ama yabancıların bir kısmı der ki paranın %10'u 15'i altında dursun. Ben yılın ikinci yarısından itibaren iyi olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü Fed faiz artışlarını yaptı. Şimdi Haziran'da bir daha olabilir diye konuşuluyor. Belki de olmayacak. Orası daha belli değil. Ama Temmuz enflasyonundan itibaren bazı etkisi nedeniyle Amerika'da enflasyonda ciddi bir düşüş olacak. Enflasyon bu kadar düşerken Fed daha faiz arttırmayacak. Ve faizlerin düşmesi beklentisiyle Amerikan 10 yıllıklar vesaire de düşecek. Dolar endeksi de düşecek edecektir. O zaman altında yılın ikinci yarısından itibaren yükseliş bekliyoruz. Kripto varlıklara dair beklentinizi de sormak isterim. Kripto varlık
riskli varlıkların başında geliyor. Yani işte mesela evdeki kasadaki altını çaldırma riskiniz var diyoruz. O kripto varlıkları da çaldırma riski var. İşte soğuk cüzdana konuyor da bilmem dedi. Kaç kişi anlıyor bunlardan yani. O yüzden çok riskli şeyler. Benzer şekilde Amerikan borsalarında da ben yılın ikinci yarısından itibaren bir yükseliş bekliyorum. Temmuz enflasyonu Ağustos'ta açıklanıyor. Ağustos'ta ancak o enflasyonun çok düştüğü anlaşılacak. Jackson Hole toplantısı falan da olacak Amerika'da Ağustos'ta. Yani işte o Eylül'den falan itibaren iyi olur diye düşünüyorum kripto paralar. Çok teşekkür ediyorum Tunç Bey, vakit ayırdığınız için.